Arkadaşlar kaldığımız yerden. Tamamdır Taner Bey. Siz ayrılıyor musunuz buradan? Valla eğer söyleyeceğiniz bir konu yoksa Tamam, bir ayrılalım. konu yok. 8'de dediğim gibi Beach Club'da görüşelim. Sosyal tarzınıza gelirseniz çok sevinirim. Memnun olurum. Tamamdır. Bu arada sizinle görüşmüşken siz biliyorsunuz sanırım o konuları. Bu her Nedir? patronda bir tane Mercedes var. Evet. Onun İthal gibi bir araç araç mı? biz elmasla mı alacağız? Şöyle, ithal aracınız yok mu sizin? Yok. Taner Bey. Tamam. Halik. Şimdi şey Buyur yapacaksın. patron. Silahları almaya geldiklerinde Evet. Taner Beyler hangi ithal araçtan istiyorsa söylesinler. Oluyor veya olmuyor. Tamam, bizim elimizde var mı? Yoksa da artık yurt dışından getirme suretiyle artık savcılık zaten aramız iyi. Yapabiliriz. Tamam. Taner Bey, Tamamdır, o iş bizim bende. size Mekaniğe hediyemiz uğraşırlar. olacak. Bilginiz olsun. Tamamdır. Sağ olun. Karşılıksız bir şekilde. Dediğim gibi bazen savaşlar oluyor. Akşamları biz de katılacağız bu akşam. Onların ödüllerinde de biz mekanik olarak, daha doğrusu yeraltı dünyasının bir babası olarak bu ithal araçları veriyoruz. Yani normal bir korumanıza bile hediye edebileceksiniz. Ona da katılalım o Bileğinizle zaman. birlikte. Aynen öyle. Tamam, biz buradan kaçalım. Çok dikkat çekmeyelim. Kameralar bizi çekmesin. Hep birlikte Tamam, ayrılalım Taner bildiğiniz Bey. gibi. Güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Kriptodan da imzamızla birlikte dostluğumuzu bence belirlememiz gerekiyor. Tabii Sizden hemen mutlaka kripto bir gönderelim hepsini. mesaj bekliyorum. Aynen, ben de altıma mührümü vuracağım. Tamam, Tamamdır. kendinize iyi bakın Taner Bey. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Aracı Sağ yolda olun. tutun ama Görüşürüz. tekrar biliyoruz. İlk onlar çıksın, en Tamam. son biz çıkacağız. Çocuklar, mekan güzelmiş ha. Ama Davutlar bizi arıyor. Şimdi ne yapacağız biliyor Taner musunuz? Bey. Davutları bir tur vurup hemen kuyumcuya gidiyoruz. 8'de toplantı var. Cep Güzel. hasat bizim Şş, arabaya. bunlar aile geleneği olan adamlar. İleride bir kulüp yapabilir ama çocuklar bana şey verdi. Şundan verdi. Oxy diye bir şey. Bizde zırh yok ama bunu Patron, kullanıyoruz, daha iyi diyor. az vaktimiz kaldı. Ne? Kuyumcuya mı? Evet. Tamam arkadaşlar, şimdi herkes toparlansın şimdi, gel başıma, gel 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 gel. Seri içtim alanına geç. Yağmurdan korkma oğlum. Elektrik değil, çarpmaz. Gel gel gel. Geç oğlum, sıraya geç. Tek sıra geç, hemen 12 kişi belirleyeceğim. Bizim kadro. Kasap Gel oğlum köpeğine yanıma. başlasın gazap. Halik. Yani şurada. Gelin Gel Faysal, gel. Halik, Ege gelin yanıma. Neredesin lan? Tamam. Biz 400. 8 kişi belirleyeceğiz. Güzel. Kasap Terry yanıma gel. Kasap Terry. Ver bütün. Tamam, yeni gelenden de. John Wick yanıma gel oğlum. Deneyelim seninle. Oğlum çıkın bir. Yolu açın. Yolu aç. Yolu aç. Bu arada patron. Söyle. Çık Bizde oğlum oradan. GPS izdir var, bilgin olsun. Nerede? Polisten temizledik. Tamam Deli tamam. sen de Çok evet. iyisin. Aferin oğlum. 2, 3 aldık. Kaç aldık? 3, 6, 7. Orhan'ı da alalım istersen Orhan patron. gel. Orhan gel. Geç Orhan. Arkaya geç. Var mı bileğine güvenen, Ben abi. inanılmazım patron diyen? Senin ismin neydi ya? Kora mıydı? Koda mıydı? Jeff abi, Jeff ben Ha, Jeff. Jeff değil. Öbürü kimdi ya? Birisi vardı bizde. K ile başlayan. Tamam Jeff, sen de geç. Kaan. Tamam oğlum. Jeff geç, Jeff. Oğlum bonus. Sen de geç. Bonus kafa. Geç oğlum sen de. Sana diyorum. İsmin ne aslanım senin? Tamam, hakkını kaybetti. Sarı sen geç oğlum. Sen psikopat birine benziyorsun. Geç. 2. Evet, 2, 4, 6, 8, 12 kişi daha. Evet. Sen de geç oğlum. Elini kaldıran geç sen de. Şu. Geç. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6. O piti piti karamele sepeti. Sustalım geldi, ezdi sizi. Mezardan çıktım, vurdum, biti. Bit 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 biti bit Patron, bit. sen bir kişi daha al, ben bir yemek İki mi yiyeceğim. alacağım? Tamam, beyaz saçlı geç. Beyaz saçlı geç. Bir de sen gel oğlum. Sen. Salih'e benziyor anasını. Gel bakayım, tamam. Teşekkür Arkadaşlar ederim. hemen şimdi beni iyi dinle. Flare Gun, Halik, Faysal, Flare Efendim. Gun'ları hallediyorsunuz. Yukarıdaki Tamam. Flare Gun işini siz yapıyorsunuz. Aşağıda ben konuşuyorum. Terry, Kasap, John Wick. Atlayın oğlum aracınıza. Gidin rehine bul gel. Kuyumcuda buluşuyoruz. Eyvallah. Bir tane rehine. Çık. Eyvallah. Maskenizi Harika, takın araban yeter. 4 var. kişi. Gel oğlum John Wick. 4 kişi beni iyi dinliyorsun. Farklı araçlarınızı çıkartın. Kendi araçlarınızı, tipinizi değiştirin. Gizli yerleri buluyorsunuz. Zırh yerini getirene ödül var. Hadi. Sizi de bırakalım. Gelin. Arkadaşlar şu kalan 4 çocuğu bırakalım. Kendi araçlarını çıkarsın. Hadi, çok yağmur yağıyor. Hadi çocuklar. Flare gun'ları hallet hemen. Kesiciyi hallet Faysal. Yukarısı siz de Halik'le yaparsınız. Ben aşağıya halledeceğim. Halik niye bindin lan Bir tane de arabaya? sustalı lazım bu arada. Çekilmiş Tam gibi bunları böyle keseceğiz. gittiyiz. Evet, Arkadaşlar 4 arkadaş atlayabilirsiniz. Bak boş gelebilir burası. miyiz bu Burası arada? boş. Merso boş. Patron Atla. istersen biz başka Ben yerde geldim. halledelim. Neyi lan? Bu Tamam tamam ben içerideyiz sizi yani. bırakacağım şimdi zaten. Heh, tamam biz Arkadaşlar geçeriz hemen bir tamam. seri. Bak beraber çıkalım. Elimi Davut'un adamları kaldırın. geziyor. Hayır. Elinde silahlı kal. Elinde silah olsun. Bu oksi ne işe yarıyor, bir deneyelim. Tanerlerle işbirliği yapmamız çok güzel oldu çocuklar. Adamlar aile geleneği kültürü var. Boğaça karşı ikimiz Aynen öyle. savaşırız. Gel ekip.
Tamam, gel şimdi. Haydi, elinde silah olsun. Unutma, kemerini bağla. Çok yağmur yağıyor. Bir tane mekan belirleyelim, polisi oraya çekelim. Çatıya mı çessek? Ne diyorsunuz? Abi karakola gidiyoruz şu an. Nasıl karakola gidiyoruz? Allah cezanızı versin sizin. Gelin çocuklar, gel. Karakolun navigasyon şeyde kalmış. Tamam, at çekilmiş ya. Dikkatli olun, hızlı sürme. Zemin kaygan. Beyaz araçları gördüğümüz an sıkıyoruz. Anlaşıldı patron. Terry, bir tane rehine yeter, tamam mı? Hatta Davut Pinkman'ları mı kaçırsak? Anlaşıldı patron, alıp gidiyoruz. Beyaz araçlar geldi. Dikkatli ol, çekilmiş be. Şimdi o 4 tane görev verdiğim aslanlarım. Polat, o 4 kişi sosyal kıyafetini giy, sosyal arabanı, zırh yerini arıyorsunuz. Göreviniz. Biz de buradan soyguna kayıyoruz. Tamam. Çıkartın araçları. Bizim kadro, siyah araçlar, siz benim yanıma gelin. O diğer dörtlü insin şimdi araçlardan. Görev verdiklerim. İn. Ayrıldık buradan. Hadi çocuklar, orası sizde. Tamam, diğer ekip. Kuyumcu ekibi, kuyumcuya gidiyoruz. Siz Faysal, sen in Halik'le. Gint sportif aracına. Flare gun, cam kesici, gaz maskesi. Hallet, tamam, gel. Tamam. Depodan alın gelin. Haydi. Attın mı abi? Atla babacığım. Atla Jeff. Haydi aslanlarım. Durmuyoruz şehirde artık. Hadi icraat. Çok lambalar geziyor bak. Bunlar hayır alamet değil. Çıkalım şu mekandan artık. Çok kalabalık olmuş şehir. Maşallah. 250 kişi maşallah. Nasıl? Geldik geldik. Dön 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 dön. Mekaniğe Faysal. Tamam geldik. Ne oldu? Kaçıyoruz şeyden, garajdan aşağı kaçıyoruz bak. Çekilmişe çeksen onu. Çekilmiş. Hastanenin aşağısına çek. Ekip dur burada. Ekip dur burada. Ciler dur. Hastanenin altına çekiyorsun. Kasap, direkt vuruyorum otoparkın orada. Gelecekler adamlar. Gelecekler. Silahları çek. Faysal, acil çekilmişten hastaneye gel. Çabuk. Geliyoruz mu? Ayrı ekip. Kasap, durum raporu ver. Seri. Bunlar mı abi? Kasap. Bunlar değil. Bunlar değil. Patron sesi çıkmıyor. Bizim ekip kal burada. Sportifler de bizden ha. Unutma. Gel gel, tamam, mekaniğe gidiyoruz, gel, kasaplarda ses yok. Beyaz araç var, dur 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 dur, hastaneden ayrılsın, vuracağız. Bekle 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 bekle. Nasıl biliyor lan bizi? 3 tane beyaz araç var, basacağız, tamam mı? Bekle şimdi, şehir içindeyiz, sıkıntı olabilir. Gel gel şimdi, gel. Önüme geç şimdi, önüme geç. Bütün araç sol, önüme geç. Bırak kuyumcu soygunu, iptal. Devam et. Basıyoruz, tamam mı? Beyaz, bas bas beyaz araca, bas, vur. Vur beyaz aracı. Arkanızdan polis geliyor. Vur vur vur, yatır 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 şu öndekini. Dan, 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 dan. Destek lazım bize, destek lazım bize. Destek lazım. Tek kaldık ekip. G'ler gel 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 gel. G geldim, bak yanındayım. Acil beni koruman lazım. Mersu'ya gel G. Siper ol. Siper ol. Tamam, alır bizimkiler burayı. Bizimkiler burayı alır. Arkadaşlar zırh basın diye direkt bana fokuslandılar. Vurduk ya, aldık. G'ler çok ya abi, 4 araç ya. Direkt SWAT indi aşağı abi, adam ne aklı ya. Ya bu Davut Pikman'lar hep böyle ya. Ulan bir kasabaya çağırayım şunları ben. Daha demin vurduk ya arkadaşlar, yediremediler tabii. Memurum, buraya bindiriyorum. Ya da tutalı. Arkadaşlar. Tutalı alabiliyoruz değil mi? Şu arkadaki de sizin arabaya atalım da. Efendim? Şu arkadaki de sizin arabaya alın da kamuya göndeririz biz hastaneden. Tamam, şu yaralanmış arkadaşı da alın. Bak şurada bir tane yaralanmış arkadaş var önümde. Alın onu. Bindirin araca isterseniz, hep beraber şeye gidelim. Hastaneye. Tamam. Araç kimin ya? Ofiserim, bir yardım etsene de, yerimiz kalmadı. Üzerlerini arayın, üzerlerini aramadık. O arabanın üzerine aldık, ben aradım. Bu ne güzel motor lan. Lan dönen fight'a bak. Direkt hastanenin önünde durdular ha. Ne ayak? Arkadaşlar şu arabanın sahibi kim?
Ya la ilahe illallah ya. Bu da tamam. Aa, efendim. Bir kimse hastaneye götürsün de cezalar ne zaman? Olabilir. Trafik kontrol noktası. Beyefendi siz misiniz şu arabanın sahibi? Evet, evet. Tamam, hastaneye götürelim, atlayın. PD'ye bak, direkt olay yerine. Buraları da izleyin arkadaşlar, sıkıntı yok. Ya, düştük. Onlardan da düşen oldu, biz de düştük. Bizden ama 3G65 kaçtı ya, beni orada alamadı çocuk ya. Şahsın aracından bak, da, orada G65... ortodosundan da silah çıktı bu arada. Tamamdır, ya. El koyarız hepsine, sorun yok. Arkadaşlar, biz silikeye inir misiniz? Aynen, kendiniz bir silikeye. Aman. Çok kötü savaş çıktı şehirde. Polis işte bu yüzden burada abi. Allahu Allah. Allahu Allah. Beyefendi bekleyin. Tam tutuk ben. Getiriyorum. Kelepçeliyim. İyi misiniz beyefendi? Duvara yaslanın lütfen, duvarda bekleyin. Efendim. Beyefendi, iyi misiniz? İyiyiz efendim, iyiyiz. Bir saniye. Kelepçeliyim. Kelepçeli efendim. Arkadaşlar da kelepçeliyim. Allah, SWAT indi abi. Kadadan SWAT birim inmiş aşağı. Eyvah eyvah eyvah. Direkt bana fokuslandı şerefsizler. Bunlar hep böyle. Kolay gelsin Mehmet Bey. Mehmet Bey kolay gelsin. Arkadaşlar. Yerel. Gel. Araca geçiş sağla. Takip et. Takip et şuradan. İkinci araca. Gel çabuk. Bin şuna. Geç şuraya. Efendim kusura bakma. Kulağımı kaçırmak zorunda kaldım. Hay Allah. Aynen. Yürüyemem, bırakacağım konuşmanı. Ama artık bindirin. Nereye gidiyoruz Mehmet Bey? Sizce? Departmana gidiyoruz. İyi. Bir anda haklarını okur musunuz ofisörüm? Arkadaşlar, LSPD tarafından tutmuşsunuz, sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Konuştuğunuz her şey delil olarak size sunulacaktır. Avukat tutacak paranız yoksa devlet size bir avukat tanıyacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Anladık efendim. Anladık, anladık efendim. Abi fight'ın döndüğü yer çok saçmaydı ha. Belki hadi alırdık ben orayı. Aşağıda kaldık ve oradan geleceğimizi nasıl kestirdi puşlar? Şefim, iki şahıs da getiriyoruz hemen. Sorgu odasına. Evet. Öbür arkadaşı çıkartır mısın rica etsin? Çıkardım. Tamam, taş şey yapalım. Gelin beyefendi. Vay anasın. Arkadaşlar bir sorun. Şansa bak. Direkt bize ne güzel kaçacaktım ben orada ya. Direkt sağ bana fokuslandı altı araç, gördünüz değil mi? Şerefsizler. Sağ olun. Tamam, yanına duruyorsun. Onu öyle bak. Şefim, 3 suçlu şu anda aynı koğuşta, 4 suçlu. Ellerini açalım mı? Efendim, sabit durun. Bildiğini böyle. Olumsuz. Maskeyi çıkartır arkadaşlar. Teğmenim, ellerini açalım mı? Biraz polis rolü de görelim arkadaşlar. Parmaklarının arasından açın, parmaklarının arasından açın. İçe girmeyin siz. Terledim ya. Tamam, girsin, 2 kişi girsin, tamam. Güvenlik beklesinler. Abicim, adamlar bizi tarıyor, biz karakoldayız ya. Oran şansımıza tüküreyim ya.
Abi böyle bir şey olamaz. Hastanenin önünde yapılır mı bu yani? Hastanenin önünde sıkıyorlar bizi, polisler de bize sıkıyor. Sen iyi misin? Bir tanesi diğeri de arkadaş herhalde. Sorgu odasında efendim. Sorgu odasını aldım sen. Oğlum kim ben? Efendim? Neyse ya, polise de bir ortası tamam, olsun bari. Yok. Ulan Jack. Şey de var ha. Jack, git üstünü giyin. Tamammış. Arkadaşlar gidin üstünüzü giyin. Pide. Sustalı var. Oy oy. Oğlum bizde var ya, hayatta şans olsa kadın niye doğardık? Bak yemin ediyorum size. Dert vallahi diyor. De. Ya koçum. Vallahi ben böyle bir şanssızlık görmedim ya. Şş, bir de var ya, komple direkt benim araca sıktı. Bir tövbe küfür edeceğim şimdi. Aynen. 6 araç direkt benim araca bak. Direkt ama. Siz yok ha. Bizim tabii diğer o, çocuklar kaçtı ama. Gelen Krüger kuşuna kilitlendi. Ben full 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 bana. Ben bir dahakine başka araca etmem de görsünler. Aynen. Böyle bir şey var mı ya? Ayıp ya. Ayıptır efendim ya. Vallahi billahi ya. Mezarhanedekileri getirelim arkadaşlar. İlhan gelir misiniz lütfen? Biz geliriz efendim, sıkıntı yok, size zorluk beyler, çıkartmayız. Beyler yürüyün, beyler. Yürüyoruz baba, ne yapayım, koşarak mı gidelim? Yürüyün. Arkadaşlar koşmayalım, sırayla. Tabii tabii. Buyurun efendim. Tabii. Hayda, şefe denk geldik. Hem savcı hem şef rolü yapıyor arkadaşlar burada, bilginiz olsun. Sana şey demeyin. Efendim ya, böyle bir şey yok ya. Vallahi bile avukatımı arayabiliyor muyum efendim? Beyefendi telefonunuzu bırakın. Şefim, avukatımı aramam lazım lütfen. Bana gelirken Miranda haklarım okundu. Avukatınız varsa avukatınızla tamam, sorguya gidebilir denildi efendim. Avukatınız? Alexander Bey. Tamam, Alexander Bey zaten ihbar edenlerden birisi. Bir sonraki sorgu odasında isterseniz çağırtayım. İhbar eder derken efendim? Neyi ihbar etmiş? Shot fire'ı. Ha, tamam, güzel etmiş. Aferin. Hı hı. Sayın şefim bakın, biz hastaneden arkadaşlarımızla birlikte yukarı çıkarken efendim, evet, biz mekanik sahibiyiz. Motelin evet, arka tarafına gidiyorduk siyah araçlarımızla efendim. Tam çıkarken hastanenin önünde ne hikmetse ki efendim. Hı-hı. Allahu Teala hazretlerinin vermiş olduğu bir yetenek mi bu? Nasıl oluyor ki biz oradan çıkarken hastanenin önünde 6 tane beyaz olarak adlandırdığımız Krieger... Efendim bizzat operasyondaydım, evet. Hah. Krieger denilen araçlar, 6 tane araç, ne hikmetse ki efendim, oraya güzel bir şekilde böyle kurdele keserler ya efendim nişanda. Doğru. Böyle bir kurdele gibi efendim dizilmişler. Efendim, biz de makas niteliğinde orayı yarıp, hani gidelim, demek ki bize bir tehdit vardı. Biz de o efendim oradan yarmak suretiyle, ki motelde zaten PD'nin biz çevirme yaptığını biliyoruz. Biz de dedik ki zaten bu tarafta bir çevirme var, bizim araçlarımız orada girerek oraya kurulmuş olan barikatları geçmeyelim arkadaşlar. Sağ taraftan mekanik yolundan kayacaktık. Ya bizim bütün şeyimiz buydu. Ne olduysa efendim, benim arabamda 36 tane mermi izi, 6 tane bütün araç. Ne yani hikmetse ki... Yani siz saldırıya mı uğradınız beyefendi? Efendim biz saldırıya uğradık tabii ki de. Biz saldırıya peki, uğradık. Peki şu an buradasınız? Efendim niye buradayız? Çünkü yaralandım, hastanedim, beni şüpheli anladım diye buraya getirdiler. Anladım. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi şöyle, zaten oraya direkt LSPD müdahale etti. Siz de almışlar. Tamam. Hastane önünde özellikle böyle bir müdahalede size bulunulması... Biraz polis rolü de yapalım. Büyük bir suç. Biliyorsunuz ki orada çok fazla hasta var ve sivil vatandaşlar var. Ondan dolayı birkaçı etkisiz hale getirildi zaten. Kendilerine 75 kamu yazıldı. Siz mağdur olduğunuzu söylüyorsunuz. Anladım. Fadlı Bey, siz belediye başkan adayıydınız değil mi? Efendim belediye başkan adayıyım. Belediye başkan adayı olduğum için güvenlik şirketiyle zaten daha dün konuştum efendim, Sarp Bey'le. Belki tanırsınız. Evet. Buradaki arkadaşlarımız da, kendilerinin zaten ruhsatlı olmayanlara silah yok. Bakın benim zaten üstümden silah çıktı. Ben bunu tamam, inkar etmiyorum. Evet, siz beyefendi ha, zaten bizi korumak... işletme sahibisiniz ya. Normal evet, yani. Bizi korumak adına, evet, bizi korumak adına çocuklar da zaten efendim, biz makam araçları aldık. Siyah araçlarla hastane üzerinden geçerken beyaz araçların saldırısına uğradık bir anda. Büyük tamam, ihtimalle rakip belediye başkanı olduğundan şüpheleniyorum efendim. Anladım. Şüphelendiğiniz kimse var mı? Şüphelendiğim kişiye Boğaçan Zade'dir efendim. Boğaçan Zade. Şüpheleniyorum efendim. Ben bunu başsavcımızla da bizzatihi görüşmüştüm. Evet. Başsavcılığımda da benim yazım var. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir tamam, şey yok efendim. Tamam, şöyle ya yapalım. Bora, Sarp Bey'i getirir misin buraya? Avukat Bey de beraber gelsinler. Acaba efendim böyle bir şey yok. Bakın bizim 4 günden beri sayın şefim, yani hükümetimize tabii ki de saygımız sonsuz. Ben hükümete oy vermiş bir insanım. Sayın şefim, bizim mekaniğimiz, ben 4 gün tatile gittim efendim. Sevdiğim kadınla 4 gün tatildeyim. Geldim buraya. Hanımefendi böyle bir şey var mı ama ya? Mekaniğim 4 günden tamam, beri taranıyor. Sakin olun. Kamera kayıtları var. Ya böyle bir şey yok. Ben güvenlik şirketiyle birlikte efendim, bakın avukatım da geldi. Sakin
Sadece sarp bey arkadaşlar. Avukat bey şimdi şöyle bakın. Bu size bu şekilde hamlede bulunan... Tabii. Bu şekilde illegal eylemde bulunan kişiler Boğaçan Hanzade mi diyorsunuz? Efendim bilmiyorum. Ben adamın günahını almayayım şimdi. Sadece rakip belediye başkanı olduğu için efendim. Ya ben her şeyi size açıklayacağım. Tamam. Bakın sayın şefim, ben başsavcılığa bu geceden itibaren bir yazı yazacağım. Bizim avukatımız Alexander Bey de burada. Arkadaşlar, kendisi tehdit ya. Alıyor efendim. Adam korkusundan bir şey söyleyemiyor. Her gün tehdit alıyor bu adam ya. Yapmayın gözünü seveyim. Sarp Bey, ihbar sizden gelmişti. Olayı kısaca anlatın hızlı bir şekilde. Şöyle çevirme vardı. Al sana yeni bir rol. İyi ki yenildik lan. Aşağıya doğru iniyorduk. Bak şu an avukat, güvenlik hepsi role girdi. Şey, soldan bir giriş var ya o yola, otoyol tarafından. Evet. Arkamızdan oradan böyle 3-4 tane araba geliyordu. Hızlı geliyorlardı. İlk başta bakmadım. Sonra bir anda o Krieger model, beyaz Krieger model bir tane araba, büyük bir o siyah G kasayı şey pit attı. O arabayla nasıl yapıyor onu bilmiyorum da neyse. Çevirdi, arabayı ters çevirdi. Neyse, G kasa döndü, sonra devam etti. Taramaya başladılar G kasayı. Aynen işte, o bizlik efendim. G kasa bizim mi Sarp Bey? Tamam, bir saniye. Da yani G kasa ateş etmiyordu. O siyah araba, beyaz araba. İlk biz ettik halbuki. Tamam Sarp Bey, sizi tanık olarak dosyaya işliyorum şu anda. Tabii. Arkadaşlar dinliyor musunuz? Yolda gördüğünüz bütün beyaz... Beni kaçacaklar da BP ve yolda polis oldu. Uyguluyorsunuz, üstünü arıyorsunuz. Bir şey var mı ya? Ben... Şefim içeri tamam Fadıl Bey, geçmiş olsun. Abi. Efendim sevdiğim kadar kuyumcuya gidecektim efendim. Sevdiğim kadar bir kolye alacaktım. Ya böyle bir şey yok ya. Geçeceksiniz. Ya, nasıl bir iş? Valla şey bir çekilmiş atarsanız biz çok seviniriz hemen. Bunlar çok azıttı ya. Öyle öyle. Mekanik, hatta mısınız çocuklar? Evet, buradayız. Tamam, şimdi olaylar beni bir... Arıyordum. Tamam, sıkıntı yok çocuklar, ben çıktım. Avukat kurtardı beni, merak etmeyin. Hocam biz de avukat kılığına gidip yanına geliyorduk. Yok ulan, dalgam geç. Neyse, ruhsatlı silahları aldım çocuklar, sıkıntı yok. Sarp Bey bizi bıraktı, geliyorum ben. Tamam Sarp Bey, çok teşekkür ederim efendim. Yakında sizle bir görüşmemiz olacak belediye için. Tamamdır. Geliyor arkadaşlar, çekilmiş acil. Galiba beni bir Meriç aradı. Bizim Eren'i kaçırmış Davut Pikman'ın adamları. Eren'i mi kaçırmışlar abi? Evet, çabuk çabuk garaja gel, çabuk çabuk. Allah Allah abi, ne ya böyle? Ney? Dur dur, Eren arıyor, dur Eren arıyor. Eren? Eren iyi misin oğlum? Yine kaçırıldım ya. Nasıl kaçırıldın? Neredesin oğlum? Malikan evet. Üzerinde de not bırakmışlar. Nasıl? Kimse var mı etrafında? Yok. Tamam geliyorum, dur kapat kapat. Arkadaşlar herkes malikaneye gitsin, Eren oradaymış. Not bırakmışlar çocuğunuza. Gidin lan bakayım, sağlık durumu iyi mi? Malikane gidiyorum. Abi bunlar ne şerefsiz adamlar. Bunlar şeref, bak sen izle şimdi ben ne yapacağım. Şanssızlığımız hastaneye doğru geldi. Allah'tan şey kurtardı bizi Sarp Bey. Vallahi öyle abi. Oğlum sen gel şuraya. Al şunu. Gel ya sen binme, ikiniz binmeyin. Cep sen git. Malikaneye git hemen. Oğlum beni niye pizide bıraktınız? Alsanız da. Alırız alırız seni, dur. Patron ben senin için aşağı kata indim. Sorgu odasına. Bak şerefsiz görüyor musun ne yapmış rengi? Şerefsiz cihatmışı pembe yapmış şerefsiz. Bak şu an aşırı sinirliyim. Herkes malikaneye. Çabuk. Kim var kim yok uyandırın. Al Capone nerede ya? Oğlum git arkadaşını PD'den al gel. Anlaşıldı. Herkes malikanede buluşsun. Kasap. Kemerini bağlı. Evet. Neredesin? Bağlı. Arkadaşlar motel tarafı çevirme var. Hiçbir şekilde savaşmıyor. Bu şerefsizler bizim aşağıdan geleceğimizi nasıl anladı oğlum? Direkt ona göre coverlandılar. Farkında mısınız çocuklar? Savaş sırasında çocuklar, bunlar yeni stil yapmış. Yeşil kırmızı araç. Aynen. Tamam tamam, toplan malikaneye, aşırı sinirlendim, toplan aşırı. Silahçıda kaldım, yakında olan birisi alabilir mi? Oğlum silahçıdan alın çocuğu. Yakında olan var mı, dönüyorum beyler. Dön sen dön. Dön. Ben dönüyorum ben abi. Koçum bak beni iyi dinleyin, bunlar durmadan benim arabaya fokuslanıyor, ben G65'e bineceğim bu sefer, tamam mı? Şerefsizler. Direkt gelinceye fokuslandılar. 6 araç. Yoksa ben kaçıyordum oradan. Neyse. Ruhsatlı silahımızı aldılar. Önüne siper olduk ama yani 6 araç. Gel 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 gel. Seri gel. Şimdi sen taktiği izle bak ne yapacağım ben. Sen seri gel. Herkesin oğlum halledin şeylerini. Oğlum iyi misin? Eren? İyi misin? Kafamdan kan akıyor galiba. Dur oğlum dur. Oğlum iyi misin? İyiyim. Ama gel buraya gel, içeri gel. Gelin. İçeri gel. Bütün araçları temizleyin arkadaşlar.
Ya patron vallahi çok korkuttun ya. Tamam, sıkıntı yok. Oğlum PD'ye kadar Mercedes'teyiz diye Mercedes girdin. Aferin size çocuklar. Çavuş var içeride, tanıdık, sokturdum kendimi hemen yanına geldim dedim. Aferin. Bir baktım sen çıkmışsın patron. Tamam. Siz dışarıda bekleyin çocuklar şimdi. Eren iyi misin oğlum? İyiyim. Kimler kaçırdı? Gel buraya. Bir de üzerime not bıraktılar ya. Ne not? Oku bakayım. DVP bir şey yazıyor. DVPA diye adamlara acımaz diyor. Notu vereyim mi? Karesin. Bir dakika. Dur tamam dur. Alo 2 dakika. Geliyorum ben. Geliyorum, bekle. Eren iyisin oğlum değil mi? Kafamdan kan akıyor. Gel oğlum sana anlatacaklarım var. Tamam. Sen bir üstümü değişebilir miyim? Hayır. Tamam. Eren. Efendim. Artık her şeyi öğrenme vaktin geldi. Her şey derken? Artık büyüdün. Bak bugün de doğum günün. Evet. Ben hayata 10 yaşımda başladım Eren. Sen de artık büyüdün. 14-15 yaşına girdin. Her şeyi bilip göreceksin artık Eren. Mesela? Koçum, bu malikane, mekanik, üstümdekiler. Hı. Gel benimle. Geliyorum. Senin deden, yani benim amcam. Evet. Büyük adam. Uçak modunu al. Tamam. Telefon sen... dur. Artık Eren her şeyi söyleyelim bence. Ne oldu? Kapatamıyor mu oğlum? Telefon bozuldu ya. Şöyle şuraya koyayım da kimse aramasın. Senin deden büyük bir adamdı. Zamanında buradaydı hep. Artık büyüdün. Bir şeyler öğrenmen gerek. Zırt pırt kaçırılıyorsun. Bileceksin ki ona göre hamle yapacaksın. Salak bir çocuk değilsin Eren. Çok akıllısın. Benim kanımı taşıyorsun. Biz de dedenin. Soyadın Delioğlu. Delioğlu olan herkes hayat her zaman 1-0 önde başlar. Senin gibi. Akıllı çocuksun. Her işimi görüyorsun Eren. Aferin aslanım. Mesela? Her şeyi. Bugün verdiğin zırh gibi. Tam zırha ihtiyacımız varken bir anda beni arayıp zırh buldum amca dedin. Bu aslında şans değildi, bir histi. Yardıma ihtiyacım olduğumu duydun. Su tabancası. Evet, su tabancası nasıl? Çok iyi. Güzel değil mi? Evet. Hı. Al. Aa kurşun. Al. Al bakayım eline. Aldım. Evet. Çok saf ve masumsun Eren. Aferin. Ver şimdi o silahı bana. Vereyim. Buyur. Hiçbir zaman eline almayacaksın bu silahı. Tamam. Hiçbir zaman. Yere bırak. Bıraktım. Geri çık biraz. Çıkayım. Evet. Tamam. Telefonu da al. Tamam. Bizim işimiz Eren. Biraz su tabancalarıyla oyun oynuyoruz abilerinle. Ha. Çocukların bütün üstündekilerini hallet. Kuyumcuya içeceğiz. Orhan abi malikanın. Kim evleniyor? Eren her şeyi öğreneceksin koçum. Seni kaçıranlar Hatta kimler ne varsa de, tamam mı? Ama okuyacaksın okulunu bırakmayacaksın. Hayır tamam. Tamam. Artık daha dikkatli ol. Gel benimle. Gelin. Habire çocuğu kaçırıyorlar. Nasıl kaçırdılar seni anlat bakayım. Ben balıklarımı sattım. Sonra bunları gördüm. Sağa çekildiler. Ellerinde su davancası vardı. Herkes malikaneye gelsin. Sonra durdum. Kaçırdılar. Bu kadar. Bak Eren, bütün abilerin. Evet. Daha çocuksun, anlamazsın ama akıllısın. Buradaki abilerinden daha da zeki.
Yok her şeyi ya, öğrenirsin. Kuyumcuyu iptal ettirin arkadaşlar. 50 kalır. Şimdi seni kaçıranlar var ya. Evet. Hepsini su tabancasıyla boyamaya gidecek amcan. Ha. Hı-hı. Su savaşı. Sesim geliyor mu? Su savaşı yapacağız. Malikaneye gel. Patron benim PD'deki arkadaş. Ne diyor oğlum PD'deki arkadaş? Senin eşyaları getirecekmiş de malikanenin önüne. Tamam oğlum bana verdiler ki eşyaları. Allah Allah öyle dedi bana. Tamam fazla mal göz çıkartmaz. Tamam o zaman. Patron, patron iptal mi patron iptal et diyorum. Alır elini kaldır at. İptal ettir iptal. Tamam. 8'de toplantımız var. O saçını değiştirsen karıştırırlar bizi yoksa. Ha, sana vermiştik zaten tamam. Patron. Evet. Özel bir maruzatım vardı da. Söyle. Verebilir misiniz? Söyle Hasan. Benim aracım yok da ben şu kiralık araçla geldim buraya. Şuradaki. Tamam tamam araçları halledeceğiz merak etme. Bir de zırh dağıtıyor muydun patron? Vereceğiz. Tamamdır patron. Ah oh, Egal Capone. Onun ismi Ege Al Capone. Evet. Buyur patron. Yemek var mı? Yemek yemek. Artık Eren'ler şeyi görecek, öğrenecek abileriyle. Eline su tabancası veren olursa gebertirim. Üç tur çocuğu tamam. Kaçırıyorlar. Davut Pikman'lar not bırakmış. Ona göre. Halledeceğiz ama 8'de toplantı var. Söyle gel Capone. Kriptoya bakar mısın? Ay sizin sen kripto. Varken bir şey yazmayayım dedim. Kaldır elini gene. Elini kaldır tamam. Şerefsizler. Elini kaldır oğlum. Şerefsizler. Fuat'ı babana düşürmekle meşguldük. Çöplüğe gelemedik. Sonra dağıttım yok muydun sen? Yok ben yok. Tamam veririz sana. Toplantıya hazırlık masada 20 dakika önce ateşkes teklif ediyorum diyor. Oğlum ben de kendimi tanıyayım. Ateşkes. Arkadaşlar toplantı olduğu için düşman ailelerle ateşkesi kabul ettik. Şimdi sosyal tarzımızla biçe gideceğiz ama üstünüz komple böyle dursun. Tamam senin her şeyin tam gibi. Emanet, emanet. Evet. Ailelerle ateşkes ilan etti kardeşlerim. Kese kese gidiyorum. 2 saat PD'nin şeylerini beklemeyin. Prosedürlerine, kriptoya falan yazdım. Arkadaşlar beni iyi dinleyin şimdi. Herkes sosyal tarzını giysin gelsin. Beach Club'a gidiyoruz hadi 15 dakikalığına. Yeah. Patron, hadi bakalım Eren. Gizli bir yer bulamadık da bir tek tamam, kuyumcu diye bir yer bulduk. Patron. Söyle. Attım onu kriptoya ne işe yarıyor bilmiyorum. 10 dakika sonralardı da. Tamam biliyorum hanım. Beach Club'a gidiyoruz işte. Toplantı orada olacak. Sen şey diye şey yapmışsın abi bizim anonim şirketini atmışsın. O ne demek lan? Orada olacak demişsin. Ha doğru doğru. Ha iyi dedin ha. Aferin. Doğru yeri değiştirmiştim. Tamam beni... Arkadaşlar sosyal kıyafet iptal. Koruma kıyafetlerini giyin. Yer değişti çünkü doğru. Ege gel buraya. Eren gel. Evet patron. Geldim. Eren'i kaçırmış Davut'un adamları. He? Üstüne not bırakmışlar. Çocuk kan revan içerisinde artık her şeyi biliyor bu çocuk. Bilgin olsun. Oyuncak gel tabanca oğlum. Falan eline vermeyin tamam mı? Yok patron. Hiçbir şekilde dibinden ayrılmayın. Eren! Efendim? Bundan sonra evin burası koçum. Tamam mı? Bunlar da abilerin. Burada mısın? Oğlum tamam. Eren artık size emanet. Başına gelen her bir işi sizden sorarım ha. Mekanikte uyumaz uyudun. Bilginiz olsun. Ben nerede uyuyayım artık? Burada uyuyacaksın. Mekanikte uyumu var mı? Burada uyuyacaksın tamam. Çocuklar bizim araçlar nerede? Ulan pembeye boyamış şerefsiz köpek. Görüyor musun? Ne ara? Beyaz dupsu var bende bir tane. Tamam hadi gidiyoruz şeye. Bizim eski deli oğlu anonim şirketine gideceğiz. Hadi. Dostum. Sen gelmeyeceksin Eren. Ha burada uyuyayım. Malikan'da bekle oğlum. Bilgisayarı aç oyun oyna tamam bir saat. Hadi. Yok uykum geldi biraz. Ha, iyi uyu hadi. Benzinimiz yok biliyor musun? Kaç tane araç var oğlum burada? Şerefsiz sen ne ara savaştan çıktın da o aracı pembeye boyadın?
Halik, hatta mısın? Gel Halik buraya. Buradayım. Neredesin tam? Al şu aracı. Al aracı. Temizle aracı. İlgi abi, dışarıdaysan alalım seni abi. Yok, aracı yok, ileri al. Gel oğlum. Temizle, aracı ileri al hemen. Dur, Ege bir çeksene. Gel Ege. Hadi inalım. Büyük savaş var bu akşam. Atlayın araçlara çocuklar. Aile metası başlar. Nasıl sarıyor değil mi? Atın beynleri. Atlayın oğlum, aracı atla. Gel benim araca. Ben barajı çekeyim mi ya? Çek çek. Sarı, sen kullan oğlum aracı. Gel. Tamamdır. Ha sen git. Hadi oğlum. Patron, buraya sürmeyeceksin. Formaların eksiklerini tamamlıyorum. Tamamdır. Şu an bir ateşkes var. Davutlarla toplantı olduğu için. Ona göre. Sür oğlum beni kendin önüne. Şuradaki C65'i de alın. Şerefsiz gitmiş. Direkt pembeye boyamış. İt. Adam beni kaçırmıyor. Arabayı kaçırıp pembeye boyuyor. Davut'un adamı işte. Salak. Ne bekliyorsun? Hadi çocuklar. Tamam. Devam et. Sür. Mekana girişimiz belli olsun. Yavaşla sen biraz şöyle. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş gideceğiz. Bu motel altında çevirme var. Dikkatli olun. Benim aracı da artık C65'lerden birine bineceğim savaşta. Adamlar 6 araç bana fokuslandı be. Arkadaşlar telif veriyor işte. Tam bir cendere açardım şurada ama. Telif veriyor abi lan. Söyle oğlum. Patron, başkanlıkla ilgili bir problem olmadı değil mi? Yok yok, sıkıntı yok. Ruhsatlıydı silah Allah'tan. Mekanikten aldık, saldılar. İyi bari. Yapacak bir şey yok. Daha savcının kulağına giderse bu, o biraz didikleyebilir burayı. Şefler PD çak takmıyor. Kamu veriyor, silahını alıyor, yolla. Savcının kulağına giderse şeften bu, o zaman nalları diktik. Yavaş git. Yavaşlıyoruz, yavaş yavaş gideceğiz. Davutlar mekanını almış. Geç aşağıdan ha. Ay ay ay. Çok ağır bir toplantı geçecek. Toplantı ağır olacak, herkes dikkatli olsun. Kayıp mı ettiniz bize? Geliyoruz patron, arkadayız. Tamam, alalım şirketine gelin. Güvenlik şirketinin aşağısındaki yer. Tamamdır. Gelen olmuş mu? Araçları çekin oğlum arka arkaya. İçeriye bak bakayım. Ben önden gideyim mi? Tamam tamam. Kal burada, kal. Araçları bırak. Getirin araçları. Araç arka arkaya geçti az önce. Oradan 10 araç. Ne geçti? Hangi renk? Beyaz, kırmızı, siyah. Tamam, onlar işte, onlar karışık. Karışık onlar. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar Fadıl. Merhabalar. İçeri geçin siz. Tamamdır. Arkadaşlar, gelenlerin hepsini yukarı alın. Ofise çay çorba ikram edin. Yukarıya mı çıkacağız acaba? Etrafa dağılın çocuklar. Şimdi gelsem sakıncası olur mu? Niye? Toplantıdasın galiba, aracı onunla bölmeyeyim. Yok yok, sıkıntı yok, daha başlamadı, gel. Geliyorum. Patron, ne tarafa gidiniz? Oğlum şu ana girişe bir girin. İki koruma gitsin ana girişe. Girişi belki bilmeyenler vardır. Arkadaşlar devam. Arkadaşlar herkesin elinde silah olsun. Korumayı full pozisyon. Herkes koruma. Hadi. Anlaşıldı. Hadi hadi.
Sıkan mıkan olursa direkt sıkın anasını satayım. Geldim yukarı. Söyle kasap. Adamlar şey getirdi bu. Davut'un adamları. M500 senaryosu vardı ya. Onu getirdi. Sana hediye edeceklermiş. Bekle. Alo. Fazıl Bey, Malikane 9'da mı yapıyordunuz toplantıyı? Şu an toplantı başladı dayı bey. Nerede? Hangi toplantı? Hangi şey? Mekan? Tamam. Atıyorum lokasyonu, gel. Tamam atıyorum. Hadi. Nasıl sıkıntıydı? Her mekanın konumunu atmış WhatsApp'tan millete. Polis sesleri. Tamamdır hadi. Polis giriş yapıyor. Niye lan? Ya polis adam, geldi polis adam. Şey, toplantı vardı. Silahları koyun cebinize. Baskın polis. Yemeyelim depoya. Dikkatli olun. Her yere koruma koyun. Buyurun patron. Eyvallah eyvallah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Oturun oturun. Hoş bulduk. Rahatınıza bakın. Dayı bey de geliyormuş. Gelsin konuşalım. Bilerek ofis tarzı bir yeri seçtim. Çünkü hem ticaretimizi konuşalım, hem şehirdeki son yapılanmaları konuşalım arkadaşlar. Abi unutmadan da emanet versen olur mu size? Hı. Neyi getirdin? Konuştuk ya, telefonla onu getirdim. Arkadaşlar dışarı dikkat edin, bak bir sürü polis kol geziyor. Böyle yere bırakıyorum ben size. Tamam tamam, bırak. Eyvallah. Üst kat odaya birkaç kişi gelsin, bak sayımız az burada. Tamamdır, geliyorum. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Fadal Bey, siz sormadan. Vallahi bok gibiyiz ya. Hayırdır? Konuşacağız. Şu dayı da bir gelsin. Arkadaşlar bir tek dayı kaldı, o da gelsin. Gerçi önünü daha göremiyor anasını satayım. Nasıl gelecek o da ayrı bir muamma da. Dayı mastolist gibi en son gelir her zaman. Arkadaşlar dediğimiz gibi Davut Pikman'larla da aktif bir savaşımız var. Zülfikar da burada. Namı değer şerefsiz Zülfü. Yarım saatlik i̇şte ateşkesi ilan zaten ettik. Önemli olan da bu zaten. Ticaretlerin konuşması değil mi? Hı? Hepimiz ticaret adamıyız burada şehirde. Konuşmamız gerekiyor. Bütün babalar eşit. Zar zor PD'nin elinden kurtuldum daha demin. Ben de biraz önce bir arkadaş PD'den kaçırdım. Sağ olun. Ah dayı, ah. Ah dayı. Daha önünü göremiyor. Kriptodan artistik yapıyor. Dayı merdivenden çıkamadı galiba. Çıkamıyor. Bu adam şehrin karteliydi. Ne oldu? Bayağıdır şehirde gözükmüyor adamlarıyla. Zülfikar Bey, siz iyi tanırsınız dayı beyi. Haberim yok. Pırt. Dayı beyden haberiniz yok mu? 5 gündür mekanimiz taranıyor Zülfikar Bey. Ben mekanı taramadım sizin. Sadece sizin adamlar bir kere mekanına gelip raconu gezdik. Dayı bey hoş geldiniz. Hadi, hoş geldiniz dayı bey. Maşallah 2 dirhem bir çekirdek olmuşsunuz dayı bey. Eyvallah. Güzel güzel. Herhalde daha gelecek yoktur diye düşünüyorum. Çocuklar silahlı durun, ne olur ne olmaz. İçeri oğlum, dalan olur, malan olur. Vallahi eyvallah. Zülfikar denen adam büyük ihtimalle arkasına PD mi taktı, ne yaptı? Yok. Yeğenimizi ben kaçırmalar, sakmadım. Hastane önünde adamlarınızın bizi beklemesi vesaire. Sıkmalar, PD'den zor kurtulduk. Ben şimdi Fadıl Bey konuşmuşken söyleyeyim. Biz Fadıl Bey'i vurmak suretiyle vurduk, Fadıl Bey yerdeydi. Doğru mudur? Nasıl vurmak suretiyle yerdeydik? Biz sizi vurduk Fadıl Bey, yerdeydiniz Mercedes'inizi beklediniz. Üst benzinlik tarafında cama açık bir şekilde bağıran sen değil miydin lan? Yok, yanlışınız var. Aha, yanlışınız mı var? Bildiğim şimdi bağırıyordun. Seni geberttiğimizi unutma. Bunu. Alev alev bütün, yanıyordun orada. Alev alev. Bütün konseyi söyleyeyim arkadaşlar. Fadıl Bey'i vurduk ve Fadıl Bey polisle işbirliği yapıyor arkadaşlar. Senin abi, adamların, senin adamların 6 tane araba ne hikmetse ki bizim Mercedes'e fokuslanıp beni vuruyor. Evet. Doğru mu? Evet.
Ve sen hastane de, önünde bizim aşağıdan çekilmiş vurdum. Tarafından geleceğimizin istihbaratını nereden aldı acaba? İstihbaratı almadık. Biz de adamı vurduk. Tam adamı alırken orada sizi gördük. 5 araba. 5 evet. Araba zincirleme isim sizin, tamlaması gibi hastanede adam, bizi bekliyor. Bak, olaya ben size izah edeyim arkadaşlar. Bekliyorum. Fadıl Bey'in bir adamı geldi bizim mekaniğe arabasını yaptırmaya. Arabasını yaptırırken araba dinmesini söyledik. Silah doğrulttuk ve inmedi kaçtı. Hastaneye kaçarken biz bunu hastane yolunda vurduk. Tamam da tam birader. Alırken, o adamları sizin oraya ben yolladım zaten. Alt otobandan gelen C65 ve E300 şey, sürüsünü gördük. Fadıl'ın da E300'e bindiğini biliyoruz. Gidip Fadıl'ı vurduk ve sonra Fadıl hastanedeydi. Hastanedeyken polis Fadıl'ı kelepçeledi. Tam çıkarken polis kelepçesini söktü bunu. Polis şefi yolladı. Lan sen ne mamalını okuyorsun? Ben sen size neyin söylüyorum arkadaşlar. Bu Fadıl polise çalışmıyorsa ne? Siz öyle. Bana bunu anlatın. Sen neye maval okuyorsun? 3 gün önce başsavcı bizi mahkemeye aldı mı almadı mı? Hepimize. Nasıl kurtuldun ulan o zaman? Köpek oldu anlatsana. Köpek. O zaman orada ya, ötseydin. Madem beni beğenmiyorsun. Çünkü götün yemiyor değil mi ötmeye? Çünkü bütün bilgiler bende. Ne bir tane zırh satıcısı bulmuşsun. Kriptoda sadece geçtiğin şey bir tane zırh satıcısı. Başka bir bok geçtiğin yok. Sadece zırh satıcısı. Fadıl Delioğlu. Merak etme. Fadıl Delioğlu beni dinle. Sen artık güçsüzsün, bunu kabul et. Güçsüz mü? Gücü neyle ölçüyorsun Boğaç? Her yeri biliyoruz. Bugün kaç tane adamını vurdum, haberin var mı senin? Sen gücü neyle ölçüyorsun dayı? Güç dediğin ha? Bizim safımızdır. Zülfikar'ın dostu dostum, düşmanı düşmanımdır. Düşmanın kendisi düşmanımdır. Kardeşim. Seni şehirde hiç göremiyoruz Boğaçan. İstersen sen bir bak, götünü kaldır da şehre in. Bak kapıya çık bakayım, kaç tane adam kapıda seni bekliyor. Tamam adamlarını görelim, adamlarını. Evinde sen kahve içmekten kapıda. Başka hiçbir şey yaptığın yok. Bizim savaşımız daha düş... Bak bizim sen, savaşımız... Sen anca mekaniği basarsın Boğaç. Benim koltuğuma gelmişsin, mekaniğe oturmuşsun, yok haraç ver bilmem ne. Aynen ne öyle. Bu laflar, ne bu ayıklıklar. 4 gündür mekaniğe sıkıyorsunuz. Bana ve oranın... Bak bana bak diye konuşma, bu bir. İki, ve PD ile iş tuttuğumuzu söylüyorsunuz. Evet, neye öyle. Binaen bunu söylüyorsun? Arkadaşlar size şunu ulan söyleyeyim. Ben buraya konsey ha, başkanlığı yaptım mı yapmadım mı? Ben seni niye satayım? İllegal babaları sesleniyorum, bakın. Bu Fadlıoğlu'nun adamları polisle birlikte omuz omuza verip illegallerle çatışıyor. Ulan gerizekalı, kendi dediğine kendine inanmıyorsun. Mahkemede seni satsam satardım zaten. Polise sata nasıl var, çalışıyorum? Sen kimsin ya? Hadi ulan polise satıyor olsam seni mahkemede satar mıydım satmaz mıydım cümlenizi? Satamazsın çünkü sen mi satarsın? Madem ben başsavcıyla iş yapıyorum seni o balkonda satardım hepinizi tek tek. Siz niye beni satamadınız? Konuşsana. Götün yemedi çünkü. Çünkü doğru mu? Ben seni polis değil, ben seni kendin düşüreceğim, merak etme. Aynen öyle. Polise gerek kalmayacak. Düşürürsün, düşürürsün. Fadıl Delioğlu, mekaniğini bastığımda adamlarınla polisler ortaklaşa beni taradı. Ne iş bu? Bugün de aynı şekilde. Ortaklaşamaya, taradığım mekan mekanik Boğaç. Mekanik. C65'leri sıkıyoruz arkadaşlar. Ne hikmetse polisler C65'e değil de sadece bizim arabaları sıkıyor. Bu adam polis işbirliği yapmıyor, ne yapıyor? Bak aslan parçası, beni dinle. Senin, bir dinle beni, dinle. Bir dinlemeyi öğren, bir dinlemeyi öğren. Söyle. Bizim mekaniğimize, ben tatildeyim, 3 gün yokum, şehir dışındayım. Bizim mekaniği tarıyorsunuz. Bizim çocuklar ben olmadan iş bile yapmaz. Anladın mı? Senin çocuklar seni zaten patron olarak görmediği için salak salak hareketler yapıyor. Sen önce bir patron olmayı öğren, bu bir. İki, mekanikte polisi çağırma nedenimiz, belediye başkanlık sürecini hepiniz biliyorsunuz. Savcıya, mahkeme salonunda hepinizin götü titriyordu lan. Titriyor muydu, titremiyor muydu Zülfü? Ulan lan başsavcı doğal afet senin suratına sorduğunda dedin ki benim Fadıl Bey'le hiçbir alakam yok. Silah satışı yok diyen sendin. Madem evet. Bu kadar cürmün yetiyordu verseydin yalan ismimi doğal afete. Niye vermedin? Ulan ben senin ismini versem sen köpeksin, beni satacaksın. Niye seni satayım ulan, ben sizi satsam cümlenizi biliyorum. Silah satışlarınız hepsinin makbuzu var bende, seri numarasına kadar. Lan işlettiğin silahların hepsi kaçak, nasıl oluyor bu iş? Ne kaçağı? İkinci ürettiğim silahların hepsi benim malım. Allah'tan ben, biz senden hiç ikinci ürettiğin silah almadık. Hiç koç almadım ben. Baylar. Bak baylar. Birbirimizi burada yiyerek hiçbir şeye ulaşamayız. Herkesin burada aktif savaşı var. Yarım saatlik ateşkesimiz var. Şimdi bundan sonra dediğim gibi. Burası benim eski iş yerim. Bilenler bilir. Buraya sizi çağırma nedenim ticaret. Başka hiçbir şey değil. Her ailenin kendi ticareti ve ekonomisi vardır. Benim şu ana kadarki savaşım tamamıyla Davut Pikman ve adamlarıyla birliktedir. Neden? Bu bir aile husumeti. Fakat Boğaçan denen adama ne oluyor ben onu anlamıyorum. Sen daha düne kadar benim malikaneme gelip Fadıl Bey diye peşimden koşan adam değil miydin Boğaç? Bana bak Fadıl. Senin Davut Pikman'la işin ne? Şapkanı biz... da onlar gibi takmışsın. Bak bana bak bana. Sen
dayının ne kadar büyük bir adam olduğunu bilmiyorsun. Böyle de konuşuyorsun. Fadıl Delioğlu. Sen büyük bir adam olsan Davut Pikman adamlarıyla iş tutmazsın Boğaçan. Onlar benim kardeşim bu saatten sonra. Kardeşim bizim kardeşim diyordun. Daha dün de bize kardeş Halik Boğaç. Halik geç ya oğlum. Siz ne üçüncü boyutu arkadaşlar karışıyorsunuz ki? Beyler biz sizin buraya raconlarınızı dinlemeye mi geldik? Babacım bak bir saniye mı? Haklısın. Konuşacağız şimdi. Olaylar çünkü derin. İşimiz olay dediğiniz olay. Yani. Samet haklısın. Bak size. Bir saniye haklısın. Evet. Olay oğlum, şu. Samet. Bak olay şu. Mekan. Mekan. Mekansa hepimize mekan. Anladın mı? Mekanik. Şu an şehir içerisinde 3 tane işletme var. Bir tanesi Tekila. Boğaç denen adamda. Davutlar'da mekaniği var. Bizim Delioğlu mekaniğimiz var. Sen bizim mekaniğe gelip sıkarsan bizim oradaki esnaf kimliğimizi zedelersin. Bu sayede adam tabii ki de polisi çağırır oraya. Anlatabiliyor muyum? O yüzden mekanik mevzusu Delioğlu tarafından kapanmıştır. Ben bunu sineye çektim ama ikinciyi çekmem. Boğaç bir daha bizim mekanımıza, malikaneye, mekaniğe gelip haraç keserim dersen bir gece ansızın Boğaç. Bekliyorum, bekliyorum. Bir gece ansızın. Neyse. Bekliyorum. Diğer arkadaşlar ayıp olmasın. İkili ilişkilerimizi şehirde, sahada, kriptoda vereceğiz zaten. Boğaç, azıcık maçan yiyorsa şehre çık. Sen polis de azıcık lan? Delikanlıysan gel kasabaya. Arkadaşlar polis gelen var, dikkatli ol. Kim lan o? Beyler. Bakın korumalar. Polis. Polis. Beyler, kim takmıştır? Salak Zülfü takmıştır arkasına polis. Kim takacak? Sen mekaniği tararsan polis de buraya gelir. Geri zekalı aptal. Sen mekaniği tararsan mal gibi polis buraya gelir. Savcının arkamıza adam takmadı ne malum? Sen gelip de bir kere racon kesersen ne yapmamı bekliyorsun? Adamları sokuyorsun. Bakın Samet Bey biz 3 günden beri PD karakolundan çıkamıyoruz. Diyorlar ya bize işbirliği yaptılar diye. Mekanimizi tarıyorlar şu an. Lan nereye işbirliği yapıyoruz polise? Arkadaşlar ben size söylüyorum. CSR testi pozitif çıkan, üstüne silah olan birisini bir polis bırakır mı? Siz bana söyleyin. Allah aşkına. Söyleyin bu Fadıl'ı nasıl bırakıyor o zaman polis? Çünkü bu Fadıl deli oldu. İşbirliği yapıyor savcı çünkü. Savcı da bitti işbirliği yapıyor. Beni işbirliğiyle mi suçluyorsunuz lan? Şunu lan söyleyeyim. 2'ye 1 şu an giriyorsunuz Fadıl Bey'e. Ben de şuraya Ogun ailesi olarak Fadıl Bey dostunuz, dostum, hastalığı tamam, sarsındır. Tamam Samet, sen de düşmanın bundan sonra bana. Aynı şekilde DPY'yi gördüğümüz yerde sıkacağız. Tamam sıkmaz adam değilsin ediyorum. Samet. Bana bak Samet. Aynı şekilde. Bakıyorum Boğaçan Bey. Şimdi al sana eski jilet Fadıl Bey dostum. Yeniye bakmıyor Boğaçan Bey bunlar. Yanlış konuşuyorsun Samet. Yanlış bence alakası yanlışsın yok. Bence Samet. Hani yeni yanlış konuşuyor adam, biraderim. Bir dakika yanlış konuşuyor diyen kim? Samet Bey bir isim versinler de ona göre. Ben. Tamam kalkın beyefendi ayağı bir yüzünüzü görelim. Gelin kim olduğunuzu söyleyin ona göre. James muamele yapalım. Tamam hangi oluşumlu? Hellraiser çıkısı. Kardeşlerim. Evet, kardeşler toplanmış. Ulan siz aynen anca mekaniğe sıkarsınız be. Mekaniğe sıktığımızı da PD'lerle birlikte bize sıktığınızın her şeyi. PD'lerle falan sıkıntı yok. Orası bir esnaf yeri beyefendi. Bak Salı olayı karıştırma. Nerede bu var? Polislerle birlikte sizin adamlarınızın bize karşı atış edildi. Aynen öyle. Bizler size olayı izniniz varsa onu tabii ki Fadıl Bey. Mekaniği. Şimdi mekaniğin beyler, önünden geçiyor ama normal aracımla geçiyor. Bir dakika kes lan. Şşş bir dakika sakin. Beyler tamam burası sakin, toplantı sakin olun tamam. Dostunuz dediğiniz adam size zırhlı 1000 dolar. Süper işte bu ya. Eski net abi. Nereden biliyorsun? Zırhlı ben nasıl soracağım? Onları sattın nereden biliyorsun sen? Bize 1000 dolara sattın nereden biliyorsun? Arkadaşlar bir saniye tamam. Bir dakika bir saniye bak burada herkesin savaşı. Bir dakika bağırmadan konuşacağız. Şu an ticaret konuşsun burada bak polis var. Polis 4 geziyor. O yüzden şimdi gideceğimiz konuşuyor. Ben herkese tek tek söz hakkı verelim. Tamam mı? Toplantı yapılır yapılmaz. Üçlü zirveler yapılır yapılmaz. Arkadan kim kime bir şey yapar bilmez. Anlatabiliyor muyum? O yüzden olayımız şu. Bu saatten itibaren artık herkes kartını açık oynayacak arkadaşlar bu şehirde. Ne yapmamız gerekiyor? Savaşlar bellidir. Yapılan her şey bellidir. 4 gündür bir mekanik dalgasına gidiyor. Madem öyle mekanik dalgasına, madem öyle ben PD ile iş tutuyorum. Atar atar demişler arkadaşlar. O yüzden ticaret için konuşacak arkadaşlar varsa konuşsun. Samet Bey siz başlayın. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim tamam Samet. Bir şey olmaz. Ogon ailesinin patronuyum. Zırh satışı şu an bende. Yani yerini ben de biliyorum. Almak isteyen arkadaşları çıkışta numaramı veririm. Bazı enayiler gibi 1000 dolara değil de daha ucuz bir fiyata satıyorum. Daha ucuz en fazla 100 dolar ikisini biliyorsun değil mi? Hayır. Boğaçan da bey biliyor. Kendilerine 500-600 dolara bir sattım. Doğru söylüyor. Normal fiyatını alıyoruz. Gerek yok. Gidip yerini bulursan alırsın beyefendi. Şimdi ben de konuşmak istiyorum.
Fadıl Bey. LSPD ve etlerin devlet hakkında, bu işler hakkında konuşacağım Fadıl Bey. İzniniz var mıdır? İznimiz var Boğaç. İznimiz olmasa ne olacak? Sen mekaniğe izinsiz haraç kesmeye Fadıl girmişsin, Bey. Adam vuruyorsun. Fadıl Neyin Bey. İzninden bahsediyorsun? Ya düğünü ben şu an başka bir konu olacak. Konuşacağım Fadıl Deloğlu. Fadıl Bey, lütfen bir şey demem lazım. Dinliyorum, dinliyorum. Var, dışarıda LSPD var, haberiniz olsun. Şu çocuğun gırtlağını kes. Şu çocuğun gırtlağını kes, çöplüğe at. Kes gırtlağını, çöplüğe at şu an. Evet. Fadıl Deloğlu. İki gündür. Bu kim ya, Allah Allah. İkide bir düğün varmış falan. Ege'nin çocuğu, kusura bakmayın. He eyvallah. Devam. Şimdi Fadıl Deloğlu. İki gündür yapmış olduğumuz faaliyetler yüzünden ben 50 ay yaklaşık hapis yattım. Nereye? Buradaki herkes yüzünden. İkide bir polisler önüme kesip şu şu dava ya. Yok mekanik taradın, yok onu yaptın. Asıl tarama sen birader. Bizi devlete sattın. Sen babacığım niye tarıyorsun o zaman? Tarama. Sen belediye sen başkan adayı değil misin? Adamsın. O başkanlıkta da seni yeneceğim. Ve sana bak. Şunu söylüyorum. O başkanlıktan adaylığını çekeceksin. Adaylığımı mı çekeceğim? Evet öyle. Boğaç, başka bir şey çekerim burada. Alnın karışlar. Sen belediye başkanıyım diyorsun. Anladın mı? Belediye başkanı olan adam. Madem illegalsin, devletin içine adam sızdıracaksın. Mekaniği taramayacaksın. Boğaç'ın. Fadıl'ın oturduğu koltuğa girip haraç keserim diye artistik yapmayacaksın. Boğaç'ın. Yaptım, yapmaya devam edeceğim. O zaman polisin de önüne gelmesine de şey yapmayacaksın. Başsavcının ne kadar titiz bir kadın olduğunu bilmiyor musun? Hepiniz gördünüz. Siz tabii başsavcıyla birlikte olursanız o çok daha titiz olur. Bugün tekrar beni çağırdı. Yüksek ihtimalle yine bir hapis yatacağım. Bunların hepsi Fadıl Deloğlu'nun ötmesi yüzündendir. Buna kanaat getirmiş. Sen şimdi benim bir dakika. Başsavcıyla, PD ile mevcut hükümetle işbirliği yaptığımı düşünüyorsun. Aynen öyle. Madem öyle, bu da artık devlet de benim, kartel de benim. Tamam mı? Savcı da benim. Anlıyor musun? Sen mekaniği basarsan savcı sana ne yapacak? Elini kolunu mu sallayacak? Karşımızda bizim türeme bir tane savcı yok. Herkes dikkatli olacak demiştik konseyde. Hepiniz el kaldırdınız orada. Şahitsiniz. Kaldırmasaydın. O savcı fazla yaşayamayacak. Bilgin olsun Fadıl Deloğlu. Buradan çıkıp o benim bileceğim iş değil. Için 100 bin dolar para teklif ettim. Ve 2-3 tane gizli ajan savcının kellesini getirecekler. Sen rahat ol. Savcıyı mı öldüreceksin? Evet, gerekirse bu bütün PD, arkana bütün hükümeti LSPD, takıp buradaki bütün oluşumları arkana alacaksın. Önüne alacaksın. Haberin var mı? Bütün oluşumlar benden sorumlu değildir. Ben gerekirse silah satışı ifşa sen bu sorumluluğu yapamazsın. Kendi üstüme silah sorumluluğunu alacağım. Ben sattım diyeceğim. Kimseye bütün hiçbir illegal ifşalanmayacak. Ben Fadıl Deloğlu değilim. Görün hiçbir arkadaşlar, kimlerle olduğunuzu görün. Kimseye ifşalamam. Mantıksız hareket eden insan. Ne bekliyorsun? İki gündür sorguya alınıyorum. Git bak bakalım sorgulara. Sorguya alınma nedeni ne peki? Yok Fadıl Deloğlu'nun mekaniğini taradın. Yok Fadıl Deloğlu silah satıyor. Ben senin yüzünden sorguya alınmak zorunda mıyım Fadıl Deloğlu? Kendi yaptığın boklar yüzünden sifonu da kendin çekmek zorunda kalma Boğaçan. Bunlar hep senin eserin. Davut Pikman'ın adamlarıyla takılırsan, onlarla işbirliği yaparsan, bunlar hepsi akılsız kardeşim. Hareket eden bir çöp topluluğu. Sen çöp topluluğuna ya? İnecek kadar aşağılık bir insansın Boğaçan. Bana böyle çöplük topluluğuyla bu oluşumla işbirliği yaparak konseye yaptığın sadakatsizliği gösterdin. PD gece 3'te şafak operasyonu yaptı. 17 gizli noktaya niye yaptı bunu? Ben mi söyledim? Ulan ben buradan para alıyorum. Niye başsavcıya gidip öteyim? Ha? Neden öteyim? Bana söyle. Çünkü sen ne planlıyorsun biliyor musun? Ne planlıyorum? Belediye başkanı olduktan sonra arkana devleti de aldıktan sonra yok derin devlet adında birkaç operasyon yapıp bütün illegallerin gücünü düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacaksın Fadıl Deloğlu. Ama karşında Boğaçan Hanzade var. Buna asla masla izin vermeyecek. Gücümü göreceksin. Gücümü de çok iyi biliyorsun. Ben bunu çok iyi gücünü biliyorum. Gücünü çöplükten aldığını iyi biliyorum Boğaçan. Hepsi benim kardeşim. Çok iyi onların biliyorum. Onların aklına zarar gelemez. Ama bugün ben o çöplüğe işedim. Dikkat et asidik özelliğiyle keline saç çıkmasın. Arkadaşlar bak, devam edelim. Olmaz. Tamam mali bak karşılıklı konuşmayalım. Tamam arkadaşlar bak buradaki arkadaşlar ayıp oluyor. Samet Bey konuştu. Zırh satışından bahsetti. Diğer arkadaşlar da sırayla konuşsun. Zira benim için toplantı bitmiştir ama arkadaşlar ayıp olmasın. Devam edin. Evet arkadaşlar. Skorpiyonlar da geldi galiba. Aynen buradayız. Şu yeşilli formalı bey siz de konuşun. Şu an arkadaşlar tamam karşılıklı herkesin savaşı vardır. Hatlar belirlenmiştir. Delikanlı olan zaten söylüyor. Kriptodan geçiyor. Benim devletle iş yaptığımı söyleyenler tamamıyla yalan söylüyordur.
Bizim olayımız zaten mekanikte gizli silah ticaretini gerçekleştirmekti. Büyük ihtimalle Davut'un adamları silah mekanlarını bulduktan sonra ondan silah almaya başlayanlar olmuş. Zaten satıyorum silah arkadaşlar. Bütün masaya duyurulur. Peki. Biz arkadaşlar. Da benimdir Davut. Bu saatte Scorpion diyeceğiniz bir şey var mı? Yok yok Fadıl Bey. Tamam. Hellraise konuşsun. Kendisi daha demin bir şeylerden bahsetti. Davut'la yakınlığını. Dinliyoruz. Zaten sağda da belli ediyoruz kimlere yakın olduğumuzu. Benim için şehirde, daha sonra bizim için de, bizim çetemiz için şehirde dayı öncelik gelir. Sizden de öncelik gelir. Dayı, sonra DPV ve Scorpions aynıdır bizim için. Onların haricinde şu anda bir düşmanım veya dostum yok ama tek düşmanım şu karşımdaki. Biz ismini unuttum. Kel Beyefendi olacak. Aynı şekilde. Şehre ilk geldiğimizde zaten dayı bize öncelik çıktı. Bizim Rexler'le bir savaşımız olmuştu. Dayı çok sağ olsun bize çok da destek çıktı zamanında. Biz Yerik'le de barıştığımız zamanda Ünitasları da çağırdı. Ünitasları dayı sayesinde Ünitasları da tanıştık. Çok da iyi arkadaşlar edindik dayıya. Dayıya karşı hani ödenecek bir şeyim yok benim. Hakkım arkadaşlar bakın şimdi herkes safını belli eder. Ben de o zaman diyorum ki buradaki bütün babaların çıkarı ticarettir. Ne bileyim zırhtır. Teknay satışıdır. Diğer pistol satışlarıdır. O zaman şöyle söylüyorum. Bu saatten itibaren Boğaçan'la yakınlığını, Davut Pinkman'la yakınlığını kuran bütün oluşumlara silah satışını durdurdum. Size gitsin Davut Pinkman ben satsın. Ben satıyorum gelin. Peki. Arkadaşlar anca böyle boş boş tetikler yaparak sattı, satımızı. Pistol ve koçlardan değil arkadaşlar. Polislerin yani kullandığı Glock ve DB'lere satıyorum haberiniz olsun. Aynen saat öyle. Saat. Onlar da elinde bitecek bir gün. O zaman ne bok yiyeceksin? Tıpış tıpış Fadıl'ı arayacaksınız. Bir sırada 300 silahım var bitir. Fadıl deli oldu. Dostlarına da kazıklarsın artık Fikar Bey. Kazıklan. Ben kimseye kazıklamam. Geçen Scorpion'su sor. Kaç 100 bine kaç silah verdik biz size? Yani. Arkadaşlar 9000'den verdik. O zaman şöyle yapacağız. Burada silah ticaretini yapmış babalar var zamanında. O yüzden ben de senelerden beri aile geleninden geldiği için bütün satışlar bu saatten sonra kripto tarafından yapılsın. Diyorsunuz ya devlete ötüyorum, başsavcıyla işbirliği yapıyorum diye. Kriptodan yapılsın her şey. Silah, ekonomi, para, ona göre herkes gizli bir noktada buluşup ticaretini yapsın. Buradaki bütün babalar zaten kendi aile düzeyini, evlatlarını düşünür. Savaş ayrı, ticaret ayrı. Ona göre. Benim diyeceğim bu kadar. Ben diyeceklerimi söyledim. Sen diyeceklerini söyledin, evet. Millete anca saçınız siyahtan, griden siyah yapmayla olmuyor bu işler, tamam mı? Anca millete silah satmamakla tehdit edersin. Buradaki bütün kardeşlerin bilsin ki, gerekirse LSBD ile savaş açıp, onların bütün silahlarını alıp, bizzat ben bütün kardeşlerime silah sağlayacağım. Fadıl Deloğlu, boş boş tehditler atıp da milleti kendi safına çekmeye çalışma. Biz kardeşlerimiz hakkında, kardeşlerimiz için, Scorpion, İşte Craig Beyler, James Beyler, aynı şekilde Davut Pikman ve adamları. Bizim aramızda ne bir ekonomik bağ ne de başka bir şey vardır. Biz sadece birbirimizi arkasına vermişiz. Sadece dostluk ve kardeşlik için birbirimizin yanındayız. Dikkat et dostum diyenler yarın arkadan sana vermesin Boğaçan. Sana bu kadar söylüyorum. Davut'un geçmişini bilmiyorsun ve o yüzden böyle konuşuyorsun. Bu mermiyi dikkat verdiğim et. Herkes şehirden silindi Fadıl Delioğlu. Örneğin Slytherin. Ona da ben bir mermi vermiştim ve şehirden gitti. Bu mermiyi şimdi sana veriyorum. Bu mermiyi aldıktan sonra dikkat et kendine. Kafana bir mermi borcumuz olacak. O bıçağı yerine sok Ege. Sana mı söyleyeceğim? Arkadaşlar toplantı bitmiştir. O bıçağı yerine sok. Konuşmak isteyen varsa son sözü alabilir. Son sözü ben de söyleyeyim Fadıl Bey. Evet. Olarak. Davut Pinkman ve adamlarının her zaman yanındayız. Aynı zamanda o çöplük bizim de çöplüğümüz. Oraya gelmeniz hiç hoş değil. Biz nasıl sizin malikanenize gelmiyorsak. Malikanemize gelmiyor musun? Ulan günde ben 10 gelmiyorum. Kere malikanenin dışında pusuyor bu adamlar. Neyin mavalını okuyorsun sen? Scorpion. İçeri mi giriyoruz biz? İçeri mi giriyoruz? Benim adamlarım durmuyor Fadıl Bey şimdi. Ama siz bizim çöplüğümüze giriyorsun. Tamam arkadaşları dışarı alın. Gidiyorum zaten ya. Köylü herifler. Siz kalın. Samet Bey. Tamamdır. Ölüm müdür, ölüm. Ah, ah eskiler. Ah cilet Fadıl. Adamlar ya bir yere bulunca direkt böyle oluyor Fadıl Bey ya. Böyle böyle. Şehirdeki adalet diyoruz biz buna. Samet Bey oturun gelin rahatınıza bakın. Çocuklar. Yok ya, duruyorum, sıkıntı yok. Herkes dikkatli olsun tamam mı? Bu polis sesleri neydi lan? Bu içeri gelen velet. Nereden geldi oğlum bu velet? Mert miydi bu? Eren mi getirdi bunu? Yok yok.
avukat getirdi. Avukatın burada ne işi var oğlum? Taşak mı geçiyorsunuz? İşte biz de anlamadık. Zaten kestik kafasını. Avukatın zaten mı kestin? Yok ya, avukat dedi ama hatta avukat yoktu. İşte bir problem var. Çocuğu kestik. Oğlum avukat buraya bu çocuğu niye getiriyor? Ne dedi sana avukat? Beni delirtmeyin ha. Avukat yok. Hayır hayır, çocuk dedi avukat getirdi diyor. Ama işte şey yok. Avukat yoktu ortalıkta. Bahane attı ortaya. Şerefsiz. Zaten kestik kafasını. İyi yaptın. Çöplü yazsaydın. Eyvallah eyvallah. Şimdi Samet Bey, oturun rahatınıza bakın. Yok sıkıntı yok. Çocuklar herkes dışarı çıksın. Özel konuşacağız. Çıksın herkes dışarı. Sen de çık. Dur, ailesi niye gelmedi buraya? Herhangi bir bilgim yok. Kendileriyle bugün görüştüm bu arada. Evet. Taner Bey'di değil mi onun patronu? Evet evet. Tamam. Çocuklar, Taner Bey de galiba dışarıdaymış. Bir ya da dur, biz geliyoruz. Gelin gelin Samet Bey, bir dışarıda hava alalım. Saflar sıklaştı. İşte aynen sunucudaki öyle. İllegal meta oturuyor. Adaletli, muhteşem bir meta. Süper. Çıkış mı yapıyoruz patron? Hayır hayır. Etrafın güvenliğini alın, çıkış yapmıyoruz. Aynı yerde durmayın oğlum. Kafanıza bomba düşse hepiniz gebereceksiniz. Yaylım ateşi pozisyonunda durun. Gel çatıya dal. Çatılara dal. Hadi kasap. Efendim. Silahlarımız da elimizde kalsın. Yok. Arkadaşlar, çıkışa kadar size beni eşlik edeceğim. Şu beni takip ederseniz. Merdivende biri olsun, merdivende. Kimse geçmesin. Evet. Büyük ihtimalle bunlar dışarıda bekleyecektir. Dikkatli olmakta fayda var. Samet Bey, dediğim gibi sizin şehre acilen adamlarınızı getirmeniz gerekiyor. En güvendiğiniz. Ticaret, silah konusunda her türlü yardımı yapacağım. Benim yanımda olanlara. Aynısını Duru'yla da konuştuk. Taner Beylerle, Duru ailesiyle. Onlara da silah yardımımızı yapacağız. Ve bizim tarafımızdan size bir silah yardımı yapıldı mı? Yapıldı, yapıldı. Tamam. Siz kimdiniz arkadaşlar? Sizden mi bunlar? Biz Deli Bilek ailesiyiz. Deli Bilek. Öyle mi? Tamam, sizle de konuşacağız. İyi oldu. Şimdi dediğim gibi Samet Bey, bundan sonra bizi yepyeni bir dönem başlıyor. Ticaret konusunda siz zaten zırh konusunda şeysiniz. Silah konusunda evet. İkili ticaretimizi at safhaya çıkartalım. Son sözünüzü söyleyin, buyurun. Yok. Bir şey olursa görüşmek üzere. Dediğim gibi falan. Sadece güvendiğiniz gelelim, adamları buraya 30 kişi getirmeniz lazım. 2 gün hallederiz. Evet, 30 kişi. Kimse. Hadi efendim. Gelelim. Siz başlayın çalışmalara, hızlı başlamanız lazım. Tamamdır. Dur, bekliyorum. Görüşmek üzere falan. Araba. Evet, Deli Bilek, konuşalım sizle, gelin. Ah ah. Evet, isim neydi beyefendi? Benim adım Mustafa. Tamam, sizin? Ben de Can Deli Bilek. Tamam, eyvallah. Dediğim gibi şu an şehir karışık arkadaşlar. İnanılmaz karışık. Yerlerin, evet, mekanların gitmesiyle birlikte. Eyvallah. Zaten aile kültüründe olan insanların yanımızda durması bizim müteşekkir kaynağımız. Siz yeni mi gelmiştiniz arkadaşlar şehirde? Evet. Evet, şehirde. Evet, sayınız kaçtı? 17. 17, çok iyi. Onu hemen 35 yapıyorsunuz. Tamam. 35, çünkü şehirde büyük savaşlar çıkacak. Davut Pikman'ın adamları yanına çekmiş olduğu 4 aylık Boğaç, kendini kartel diye atleden müsvedde aile kültürünü, her şeyi ayaklar altına almıştır. Ve beni devletle işbirliği yapmakla suçlayan bu şerefsiz bu şehirde bu saatten itibaren artık kan olacaktır. Çünkü kanını akıtacağız. Fazla bir şey diyebilir miyim? Evet. Bir konuşma şansımız var mı? Özellikle. Tabii. Tabii. Siz kimdiniz? Vallahi mesajımı gördünüz mü? Ben şu an... Taner, Taner Bey, farklı giymişsiniz ya, anlamadım sizi. Şu anlık söylemesem olur mu? Efendim? Köşede söylesem olur mu? Tabii tabii, olur. Bir saniye. Şöyle yapalım o zaman. Taner Bey, siz yukarı alın. Oğlum, Taner Bey'i yukarı al. Tabii ofis gibi. Katını al. Buyurun Taner siz Bey. Siz gelin, özel görüşelim biz sizinle beyefendi. Olur. Gelin gelin, şu köşede görüşelim. Deli Bilek, siz de yukarı çıkın. Ofise çıkın. Güzel bak. Hatlar oluştu arkadaşlar. Aile metası. Kurallara uygun abi her şey. Hadi bakalım. Adil Bey, siz şu an bu Davutlarla sıkıntılısınız. Doğru mudur? Doğru. Siz hangi oluşumunuz? Ya ben Vega ama ben pek sevmiyorum açıkçası kendimi. O ne demek beyefendi? Vega'dan olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Sesimi ama bir dinler yani. Misiniz Adil Bey? Ben normalde şu an benim kimse geldiğimi bilmiyor buraya. Ben zaten ben özel konuşmak istedim. Bizim arkadaşlar, bizimkiler Vega'yı, Vega diyorum. Davutları, tamam mı? Seviyor. Ama ben sevmiyorum. Doğru insan olduğunu bulmuyorum ve size hak veriyorum bu konuda. Ve ben bugün Davutların hayatını kurtardığını bana aşırı fazla güveniyorlar. Faysal Ege, yanıma gelin. Bu aramızda kalacaksa, istiyorsanız sizin için onları bir yere çekebilirim. Düşürebilirsiniz onları eğer isterseniz. Ama benim yaptığım aramızda kalsın, olur mu? Yani bana şu an çok güveniyorlar. Bugün sanırım size bir çatışmaya girdiler. Bir patron. Arkadaşın ağzını bantlayın. Arkasından neden? Da iple bağlayın. Burada bekleyin, geliyorum.
Sessiz ol. Denileni yap. Mustafa. Gelin ya. Arkadaşlar mekanda çok polis var. Dikkatli olun. Hoş geldiniz Taner. Oturun oturun rahatınıza bakın. Olaylar karıştı. Siz toplantıdaydınız değil mi? Tamam, ben sizi kıyafetinizden tanıyamadım ya, kusura bakmayın. Sonradan katıldım. Çok duyamadım ne konuşuldu ama. Tabi tabi. Baya sesler yükseldi diyeyim. Baya hem de. Neyse. Taner Bey şimdi olay şu. Deli Bilek ailesi de iyi bilsin, hızlı hızlı anlatacağım. Şu an Davut Pikman'ın yaptığı benim mekanik taranması gibi ve beni devlete çalışmakla suçluyorlar. Başsavcıyla işbirliği yaptığımdan suçluyorlar. Şu anda Boğaç denen adam kartelli ilan etmiş ve bütün ailelere burada res çekti. Res çekip masayı terk etti. Bu ne demek oluyor? O yüzden saflar belirginleşti. Bizim yanımızda olanlar, daha doğrusu bizim yanımızda olanlar diye bir şey yok. Aslında burada Duru'nun da, Deli Bilek ailesinin de, Oslo'nun da yeni bir ticaret dönemine başlaması için bence yakında bir toplantı yapmamız lazım. Kadın şef vardı ya. Tamam, silahlı olanlar da sen bekliyorsun. Valla ben şöyle düşünüyorum. Duru olarak bence bu toplantıyı siz yapın. Olabilir. Dörtlü bir zirve yapalım. Siz, Oslo, Deli Bilek ve biz. Ticaretimizi, her şeyimizi ortaya koyalım. Zaten silah ticareti, ben de gizli bulunan mekanların hepsi için bir sözleşme imzalarız. Birbirimize yardım ederiz. Çünkü karşı tarafta Davut Pikman adamları Hellraise SS bölgesinden, bir de kendini kartel diye atleden Boğaçan Zade var. Sıkıntılı bir durum. O yüzden polise karşı olan etkinliğimizi daha fazla gösterip polisin silahlarını çalmalıyız. Soygun gibi bunları artırmalıyız. Şu anda Davut Pikman'lar her gün kuyumcu soygunundan başarılı çıktığı için silah satışlarını onlara yapabiliyor. En büyük gücü o. Bunu kırarsak onların da gücünü kırarız diye düşünüyorum. Sizin bu konuda düşünceniz ne? Duru? İçlerine bir adam sokmayı başarırsak ya. Oo, hani mantıklı. Diyelim ki soygun yapacaklar. Bizim de haberimiz olur. Polislerle çatışırken biz de araya gireriz. Hallettik. Polisten silah tamam halloldum orada. Hocam yani. Mantıklı. Tamam, mantıklı. Hadi görüşürüz araya. Evet Deli Bilekler. Şu an devlette yeni gelmiş. Biz onlara bölgeleri de gösterelim. Açısından tamam çok güzel. Ben de silah yardımını yapacağım. Buradan mekaniğe geçeceğiz. Deli Bilek olarak Mustafa Bey. Evet. Sizden tek isteğimiz güvendiğiniz adamların 30-35 tane şehre getirmeniz. Tamamdır Fadıl Bey. Başka bir şey istemiyoruz. Buradan da sizle mekaniğe geçelim o zaman. O zaman sizde Taner Bey. Taner Bey değil mi? Kusura bakmayın hep karıştı. Aynen. Ha, Taner Bey tamam. Çok kişiyle konuşunca. Şöyle yapacağız. Siz de yarın isterseniz bir toplantı yapalım. Malikaneniz hazır mıydı sizin? Yok biz daha yardım, malikane, araç falan hiçbir şey almadık. Nasıl? Silah yardımı da? Yok hiçbir şey. Oo tamam. O zaman ivedi bir şekilde iki ailenin de yardımlarını jilet fadıl olarak üstleneceğim. Size tamam. Bitcoin araç verildi mi? Hayır. Yok. Tamam onu da vereceğiz o zaman. O zaman şöyle yapalım. Biz sizle buradan bizim mekaniğe geçelim. Mekanikte silah yardımlarınızı yapalım. Her aileye yaptığımız gibi adaleti sağlayalım. Malikane, sizin malikane var mıydı Mustafa Bey? Hayır. Tamam onu da halledelim o zaman gelin. Halik bütün araçlarla şu an çıkış yapıyoruz. Duru ailesiyle Deli Bilek ailesine yardımlarımızı yapacağız. Hem silah hem malikane hem bitcoin. Patron bu herifi ne yapacak? Halik şimdi Taner Bey Mustafa Bey ile tamam mı? Buradan mekaniğe gidiyorsun oğlum. 20 silah yardımımız vardı ya. Evet, onu yapıyorsun. Evet, evet. Bir de 2 tane bitcoin ilk elden bizim Merso'dan bağlıyorsun. Tamam. Malikane tamamdır. İşlemlerin de bizim Emre Usta var. Ona söyle. Ona iletin. İstedikleri malikaneyi bizim direkt babamın parasıyla alıyorsun savcılıktan veriyorsun. Seri tamamdır. Hadi oğlum hadi çık. Hali'yi takip edin güvendiğim adamdır. Sıkıntı yok. Patron. Söyle. Bir maruzatım olacaktı çok kısa. Ya şimdi bu bebe vardı ya git hallet dedin kasapla aldık biz bunu. Bebe nasıl vurulduğundan tut boğazının kesilmesine kadar hatırlıyor. Ben anlamadım. Kaçırdı arabayı daha iyi hatırlıyor bebe. Bizim infaz ettiğimiz oğlan. Hastanede uyandı. Ben de aynısını dedim. Kim götürdü onu hastaneye? Çöplüğe atmadınız mı oğlum? Abi hiç götürmedik patron biz zaten. Bebe kendisi söylemiş bunları. Tamam o bebeği git şimdi bul bana bir daha getir. Yürü. Bir daha bunu getireyim. Getir tamam, kalk. Kasap gel benimle. Getir bu adamı. Tamam çocuklar siz işinize bakın. Kalkamaz ayakları falan hep bağlı. Al şunu. Al şunu getir. Al şunu getir. Elini ayağını bağladım. Ağzı da bantlı. Çöz o zaman Faysal. Elinde bıçak var, plastik kelepçe. Bu adam vegan olduğunu söylüyor. Faysal. Allah Allah. İlginç. Ha burası her iş gibi.
Oturttur bakayım şunu. Vega'dan olduğunu söylüyor. Onları sevmiyormuş. Davut'un adamlarıyla da... Anlat bakalım. Dinliyorum. Ben sadece şunu demek istedim. Ya bizim ikiler Davut'ları çok seviyor anladığım kadarıyla. Ben pek sevmiyorum. Ben tek şunu demek istedim. Ben bugün onları kurtardım. Bana bazıları çok güveniyor. Ben de onları sevmediğim için ve sizinle çok namınızı duydum. Tanışmak istedim bu yüzden de. Sadece işte size yardımcı olabilir miyim bu konuda, Davut konusunda ve aramızda kalacak. Şimdi hani biz onları bir yere çağırdığımızda toplantı o zaman ben size söyleyeyim. Oğlum sen beni aptal mı zannettin lan? Ben konuşurken de ağzını kapat. Özür dilerim. İsmin ne senin? Edward. Kimliğimi göster. Vega ailesinden olduğunu söylüyorsun. Evet ama ben Davut'ları pek sevmiyorum. Deli oğlu. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kötü bir niyetim yok. Sadece yardımcı olmak istedim Davut konusunda. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Haydar ne oluyor lan? Haydar abi yine intihar etme dur. Haydar konuşsana oğlum. Yapma abi. Şimdi Vega ailesinden olduğunu söylüyorsun ve Davut Pikman'ları sevmiyorum diyorsun. Boğaçan'ı da mı sevmiyorsun o zaman? Yok. Ben onlara bir lafım yok. Ben sadece Davut Pikman'ları sevmiyorum. Yo, ben eğer yardımım dokunacaksa bazıları bana güveniyor. İstiyorsanız onları çağırayım. Eğer bana eğer güvenmezseniz de şöyle yapabiliriz. Kafama biri silah dayar ve silah dayarken telefonla çağırırım. Yanlış bir anlaşılma olursa direkt kafama sıkarsınız. Eğer güvenmezseniz. Ben toplantıda var mıydın sen? Toplantıda vardım aynen daha demin ama içeri girmedim. Bekliyordum dışarıda. Boğaçan'ı benim üstüme seni salmadığını nereden bileceğim? Bak şöyle yapsak olmaz mı? Benim tüm iletişim aletlerimi alın isterseniz üstümden. Telefonum falan. Beni bir yere götürün. Ben başka bir telefonla arayayım. Davutlardan tanıdıklarımı. Konuşmak için başka bir zaman çağırayım. Ve kafama silah doğru. İsmin ne demiştin? Edward. Hı hı. Yerdeki kanları görüyor musun? Görüyorum. Bayağı tırsın şu anda hatta. Hala taze. Ne yapıyorsun Fez? Hı? Kan sever misin? Sevmem. Vega'nın adamı olduğunu söylüyorsun. Ha. Toplantıdasın. Neredesin? Davut Pikman'lara malikaneye geçiyorsun. Hiç sevgi beslemediğini söylüyorsun. Ya sadece bunu söylemek istedim. İstiyorsanız onları bir yere falan çağırdığı zaman yerine söyleyebilirim. Onları hiç sevmiyorum. Sürekli ot falan yaparken işte gelip işte ne bileyim soymaya falan çalışıyorlar. Ondan sonra da biz dost oluyorlar. Ben pek bu insanlara sevmiyorum. Dostuna pek inanmıyorum. Dostuna pek inanmadığım için de öyle. Güzel. Çöp poşetini görüyor musun evladım? Evet. Sanırım beni keseceksin ona birazdan sokacaksın öyle düşünüyorum. Ama ben de kötü bir niyetle gelmedim ki Fadıl abi. Kötü bir niyetle gelmedim ben. Bokunu yiyeyim Fadıl abi. Ben sadece yardımcı olmak için yardımcı olabileceğimi düşündüm. Kusura bakma Fadıl abi. Kalkaya bakayım. Özür dilerim abi yapma bir şey abi. Lütfen. Hayatında kaç kere banyo yaptın? Sivile geç Aleksandr. Ağzı da çok kötü abi. Çok fazla ama kan boynası yapmadım abi. Özür dilerim ya. Ben sadece yardımcı olabileceğimi düşünmüştüm. Güzel. Ege kamerayı aç oğlum. Abi bokunu yiyeyim yapma. Şurada. Ne boku lan ne boku lan. Sen boğaçın bokunu yemişsin bu zamana kadar. Kendi bokunuzda boğulacaksınız lan. Benim arkamdan iş yapanlar kanımı isteyenlerin kanı lan ayağının altında şu an. Abi ben devletle işbirliği yapmakla beni suçluyorsunuz lan toplantıda. Sustuysam da namım için sustum yukarıda. Burayı ilk gören ve son gören adam olacaksın koçum. Kameraya bak son diyeceğim bir şey var mı Boğaç abine? Boğaç abi kusura bakma ben Davut'ları sevmediğim için böyle bir şey düştüm. Hakkınızı helal edin abi. Kod adı Zero. Bu adam benimle taşacak mı geçiyor? Ha? Ya taşacak geçiyor ya bir şey. Bu zamana kadar kaç tane deli kestim burada? Beni kaçıran bir baltalı deli vardı. Onu da burada kestim. Abi ben cidden dalga falan geçmiyorum. Cidden hiç sevmiyorum. Bak dedim ki aramızda kalsın falan dedim. Hani kimliğim belli olmaz. Ben sadece şunu istiyordum hani Davutlar aradan çıksın. Hani sen onların nasıl desem ki
Onlar sana Anladım. Sıkmayı düşünüyor abi. Tabii. Bak biz bugün de konuştuk onlarla. Ben konuştum daha doğrusu. Ben pek sevmediğim için o arkadaşları. Hani en azından o aradan çıksın. Rahatlayalım. Ben bunu istemiştim. Bizim ama depoda hiçbir deli olduğundan biri var mı arkadaşlar? Mekanı yani boşalttınız değil mi? Olumsuz. Boşalttık. Mekanı komple boşaltın. Tamam. Arkadaşlar tamam. Bekle sen oğlum burada. Gidiyoruz Faysal. Hadi çıkın. Abi yapma sana durma. O dursun ya. Burada. Gece karanlıkta bir gece kalsın. Aklı başına gelir. Şunu unutmayın. Merhamet edene merhamet ediniz buyuruyor. Ama şerefsizlik yapana hiçbir zaman merhamet etmem. Tamam. Cesedini kanla yıkayın. Geri zekalının. Bizi salak sandı herhalde. Davutları ötecekmiş. Manyak. Sende kapıların anahtarı var mı? Var. Herhalde var lan. Bende yok. Ege nasıl lan mekanım? Hoşuna gitti mi? Ege kayboldu. Her girdiğimde kaybolurum. Oğlum amcamlar olan sadakatinizden kaynaklı buradasınız. Unutma. Şş, bir şey diyeceğim. Bu Duru bugün geldi. Bu Taner amcanı falan tanıyorum dedi. Doğru mu? Siz patron, Faysal bunlarla var mıydı bu işbirliğiniz? Patron Ege tanıyor. Ses etme. Faysal o zaman yoktu patron. Çok eskidendi. Bunlar gelmişti. Fazla böyle ete kemiğe girmezlerdi öyle. Hmm. Sessiz takılırlardı. Ben size bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Bize 25 tane de adam lazım. Abartmak bugün biraz hareketlendirdim. Daha da lazım. Çünkü at izi it izine karışmış. Neyse. Patron dediğin çocuğu bulup getiriyor. Tamam. O çocuğu bir bana bul bir getir. Ben bir çükünü keseyim. Onu sünnet edeyim. Hadi canım. Arkadaşlar kapatıyorum ben bir. Şu an bir telefonlarım çalıyor. Allah'a emanetsiniz. Çok güzel rolde görüşürüz.